Cümleten selamun aleyküm hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir 5 şiş patik modelimin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde böyle mor ve patlıcan moru ve krem tonlarında iki tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim ise 3 numara hanımlar. Hemen modelimi de göstereceğim. İşte modelimiz bu şekilde. Çok güzel, çok şık bir patik oldu. Çok zarif bir duruşu var. Hatta kilim deseninde andırıyor şöyle bakınca. Patiğimiz bu şekilde. Ben bu desenlerimizi e, mor ile yaptım ama sizler herhangi renkte yapabilirsiniz. E, bu şekilde de patiğinize bir farklılık katmış olursunuz hanımlar Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldum. Hemen patiğimize başlayalım. Burun kısmından başladım ben hanımlar patiğimi. 12 ilmek olarak 12. Şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve bir ilmek daha atıyorum 12. 12 ilmeğimi attım. Geri dönüyorum. Geri döndüğümüz hanımlar bakın arka yüzdeyiz. Diğer şimdi alıyorum. Hanımlar ilk ilmeğimi örmeden aldım. Devamında gelen diğer ilmeklerimi arka yüzde olduğum için ters olarak öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyim hanımlar. Bu aşamada artık 5 şişe geçiş yapacağız ve düz örgü uygulaması yapacağız patiğimizde. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şu ikinci ilmeğim. 3 4 5 6 İlk 6 ilmeğimi ilk şişimde ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle öreceğim. 12 ilmeğimi 6'şer 6'şer iki şişime paylaştırdım hanımlar. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız. İlk ilmeğimi hemen şu kenardan çıkarıyorum. Bakın ilmeğin iki kanadına birden girerek ilk ilmeğimizi şuradan çıkartıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Başlangıç yerlerimiz biraz sıkı tığ yardımıyla bakın başlangıç yerlerine girerek ilmek çıkartıyorum şişime takıyorum. Hanımlar başlangıç yerine ilmeğin iki kanadına birden giriyoruz. Patik burnumuz daha sağlam oluyor böyle. İlmek çıkartırken buna dikkat edelim. 4 ilmeğim oldu. Şu 5. ilmeğim. Şu da 6. ilmeğim. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da dördüncü şişime takacağım. Böylece 5 şişe geçmiş olacağız. 4 şişimizde ilmeklerimiz var. 5. şişimizde de ör, örmeye başlayacağız. Bu şekilde 5 şiş patiğimizi yapacağız. Evet hanımlar 3 ilmeğim oldu. Devam ediyorum. Şu 4. ilmeğim. Şu 5. Ve hemen şu kenara giriyorum. Bakın ilmeğin iki kanalına birden girdim. İlmeğimi çıkartıp şişime takıyorum. 4 şimdi de 6 şar ilmeğim oldum. Şimdi hanımlar örmeye başlıyoruz. 5. şişimi elime aldım. Bir sıra boyunca 4 şişimdeki 6 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İkinci şişime geçtim. Yine buradaki 6 ilmeğimi öreceğim. Boşalan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmekleri örüyoruz hanımlar. Dolana dolana patik örülüyor 5 şiş patik. Üçüncü şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de öreceğim. İlk başta bu şişler falan karışık gibi görünebilir fakat bir iki sıra ördükten sonra ilmek sayıları da artmaya başlayınca şişler yer yerine oturuyor hanımlar bu karışık görüntü ortadan kalkıyor. Dördüncü şişime geldim yine buradaki altı ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Evet. Bir sıra ördük hanımlar. Şimdi artırma zamanı. Patik burnumuza şöyle baktığımız anda artırma işlemini bu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Şu orta kısımlardan artırma yapmıyoruz hanımlar. İlk şişimdeyim kenarımız sağ taraftan. İlk iki ilmeğimi öreceğim. Şu birinci ilmeğim. Şu da iki. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan dört ilmeğim düz örülüyor. Hanımlar böylece birinci şişimde 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Burada da kenar hanımlar baktığımız anda sol tarafta. Son iki ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. İkinci şişimde de 7 ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenar hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altında Hemen şu ilmeğim var. Bunun kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Bakın burada da artırmamızı yaptık. Kenardan kalan 4 ilmeğimi düz örüyorum. İlk 3 şişimde 7'şer tane ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim. Burada da kenarımız sol tarafta. Son iki ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan iki ilmeğim düz örülüyor. Dört işimizde de böylece yedişer tane ilmeğimiz oldu. Şimdi hanımlar bir sıra artırma yaptık. Şimdi bir sıra artırma yapmadan dört işimizdeki yedi ilmeğimizi de düz olarak öreceğiz. Yani bir sıra artırma yaparken bir sıra ilmekleri düz örüyoruz. Sebebi şu. Her sırada artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki 7 ilmeğimi de düz ördüm. Üçüncü şişime geldim. Üç ve dördüncü şişimdeki ilmeklerimi de düz olarak öreceğim. Bu düz ilmekleri örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini birinci ve üçüncü şişimizde ilk iki ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. İkinci ve dördüncü şişimizde de son iki ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapıyoruz. Dördüncü şişimdeki ilmeklerimi de düz ördüm. Böylece bir sıra düz ördük. Ee, tekrardan başlangıç yerine geldik hanımlar. Artırma zamanı yine. Bakın kenarımız hemen sağ tarafta. Birinci şişimdeyim. İki ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan beş ilmeğim düz örülüyor. Böylece sekiz ilmeğim oldu. Birinci şişimde. İkinci şişime geldim. Burada da kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altında kemeş ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. İkinci şişimde de 8 ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenarımız hemen başta. İlk 2 ilmeğimi öreceğim. Üçüncü şişimde. Hemen ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim. Burada da hanımlar kenarımız bakın sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındakı hemen şu ilmeğimin kenarına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi hanımlar bir sıra 4 şişimizdeki ilmekleri düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz artıracağız. Patik burnumuz bu şekilde yapılacak. Ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Modelimi kurdum. Hanımlar modelimiz 8 ilmek ve katları üzerine kurulduğu için 8'in 7 katı 56. Toplamda 7 tane model yaptım 56. Bu da tam 8'in katı oldu. Yani 56 olunca şöyle hesaplayalım. 1 şişte 14 ilmek olunca 4 şişte 56 oluyor. Model tam denk geliyor. Hesaplamayı bu şekilde yapacaksınız. Ya da ben 7 tane model yaptım ama siz daha büyük yapmak istersiniz belki 8 model yapacaksınız. O zaman 8 kere 8, 64 ilmek atmanız gerekiyor. Hani 64'ü 4'e bölüp sayıyı o şekilde bulmanız gerekiyor. Yani 16. Bu şekilde her bir şişe 16 ilmek yapacaksınız. O da çok büyük olur mu bilemiyorum. Bunu kendi ölçülerinize göre değerlendirebilirsiniz. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım. Gelelim ardından birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Ardından bir sıra düz örmedim. Hemen bu aşamada krem ipimi ekleyeceğim. Hanımlar bu sıramızda ilmeklerimizin tamamını krem ipimiz ile örüyoruz şöyle krem ipimi ekledim hemen şu ilk 2 ilmeği ördükten sonra krem ipimin ucunu mor ipimin ucuna ekleyeceğim patiğimiz sökülmesin diye bu sıramızda ilmeklerimizin tamamını krem ipim ile örüyorum bu şekilde hanımlar bakın ilk içindeki ilmeklerimi ördüm Krem ipimiz ile dört işimizdeki ilmeklerimizi de iki sıra boyunca iki sıra derken dört işimizi bir kere öreceğiz. Ardından bir kere daha dolanacağız kremimizle. Bu şekilde iki sıra olacak. İki sıra boyunca krem ipimiz ile düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar iki sıra boyunca ilmeklerimi krem ipim ile düz ördüm geldim. Şimdi modelimize başlayacağız. Modelimiz altı sıradan oluşuyor. Her altı sırada bir modelimizi tekrar ediyoruz. Modelimizde şimdi birinci sıradayız hanımlar. İlk iki ilmeğimi mor ile örerek başlıyorum. Bakın şu birinci ilmeğim. Şu da ikinci ilmeğim. İki ilmek mor ördüm. Şimdi altı tane krem öreceğim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Model böyle devam edecek. Tekrardan iki tane mor örüyorum. Altı krem. Altı krem iki mor olacak şekilde ilk sıramızı örüyoruz. 4 kremim oldu. Bakın ilk şişimde, ikinci şişimden devam ediyorum. Şu 5. kremim. Şu da 6. Hemen mor ipimi alıyorum. Buraya 2 ilmek mor örüyorum. İp geçişlerinde şu renkli mor iplerimizi hanımlar biraz arka tarafta esnek, gevşek bırakalım. Patiğimiz gergin durmasın. 2 morumu ördüm. Tekrardan 6 tane krem 2 mor. Şu bir. şu da 2. Yeniden altı krem. 3. şişimden devam ediyorum. 3. kremim. 4 5 6. 2 tane mor. Yeniden 6 ilmek krem. 2 tane mor. 4. şişimdeyim. 6 krem. 4 şişimizde de aynı işleme devam ediyoruz. 4. karemi 5 6 yanına 2 tane mor örüyorum kalan 6 ilmeğimi de krem ile örüyorum modelimizde hanımlar böylece bir sıramızı tamamladık 4 işimizde ördük bir sıra örmüş olduk şimdi geldik modelimizde e, i̇kinci sıramıza ilk şişimizdeyiz hanımlar. Bu sıramızda bakın iki tane mor ilmeğim var. Bunu sağındaki ve solundaki birer tane krem ilmeği mor olarak öreceğiz. Diğer ilmekleri e, krem ile öreceğiz. Bakın burada iki tane mor ilmeğim var. İki morumu krem ile öreceğim. Bu aşamada mor ipim arkada uzun kalmasın diye kremin üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. İki krem hemen mor, iki mor ilmeğimin soluna bir tane mor örüyorum. Model aralarında 4'er tane kremimiz var. 1 2 3 4. Şimdi tekrardan bakın 2 mor ilmeğim var. Sağına ve soluna birer tane mor öreceğim. 1 mor 2 krem 1 mor. Bakın ikinci modeli de yaptık. Model aralarında 4 kremimiz var. 1 2 3 2. şişimden devam ediyorum. 4. Tekrardan bir diğer modelimi yapacağım. 1 mor 2 krem 1 mor. Model arasında 4 kremin var. Devam ediyorum. 1 mor 2 krem 1 mor Model aralarında 4 er tane kremin var. 2. 3. 4. kremin Tekrardan 1 mor 2 krem 1 mor Model arasında 4 tane kremin var. Devam ediyorum. Bir mor. iki krem. Bir mor. Model arasında dört tane kremim var. Şu üçüncü, şu da dördüncü kremim. Devam ediyorum. Bir mor. iki krem. Bir mor. Dört tane kremimi öreceğim. 2 3 4 Son ilmeğimi de mor ile örüyorum hanımlar bakın ilk şişimizde iki krem ile başlamıştık İki mor ilmeğim vardı bunu iki krem ile örmüştüm hemen soluna bir mor örmüştüm sağ tarafındaki mor ilmeğimizde dördüncü şişimizde son ilmeğimize denk geldim şimdi geldik modelimizde üçüncü sıramıza bu sıramızda hanımlar yapacağımız işlem şu yine şu mor ilmeklerimiz bakın birer tane mor, ve mor var sağ ve sola birer ilmek kayacak yani bu aşamada ilk üç ilmeğimi krem ile örüyorum bakın moru da krem ile ördüm hemen yanına soluna bir tane mor örüyorum. Bu defa model arasında ikişer tane kremimiz var. İki kremimi ördüm. Tekrardan iki diğer modelimi yapacağım. Bir mor, dört krem, bir mor. Model arasında iki tane kremimiz var. Şu bir, şu da iki. Bakın hanımlar şeklimiz böyle ilerleyecek. Gördüğünüz gibi şekil böyle. Şimdi ikinci şişime geldim. Burada da yine bir diğer modelimi yapacağım. Model arası için iki krem örmüştüm ilk şişimde en son. 1 mor, 4 krem, 1 mor. Yine model arası için 2 tane krem örüyorum. Diğer modelimi yapacağım. 1 mor, 4 krem, 1 mor. 3. şişimden devam ediyorum. Model arası için buraya da İlk iki ilmeğimi krem ile örüyorum. Devam ediyorum. 1 mor, 4 krem, 1 mor. Model aralarında ikişer tane kremim var. Devam ediyorum. 1 mor, 4 krem, 3 oldu. Ve 4. işimden devam ediyorum. Şu dördüncü kremim yanına bir tane mor örüyorum. Ve model arasında iki tane kremimiz var. Tekrardan bir mor, dört krem, bir mor örüyorum. Model arasında iki tane kremimiz var. Tekrardan buraya bir mor örüyorum. Yanına bir tane krem. Şöyle modelimize baktığımız anda hanımlar modelimizin yarısı ilk şişimizde diğer yarısı da ikinci şişimizde. Bu şekilde köşeye modelimizi oluşturduk. Şimdi geldik e, yine tekrar e, başlangıç yerine ilk şişimizi modelimizde de dördüncü sıramız. Bu sıramızda hanımlar ilk 3 ilmeğimi krem ile örüyorum. 1, 2, 3. Burada bir tane mor ilmeğim vardı. Bu mor ilmeğimi yine mor ile ördüm. Bu ilk modelimizin yarısı. Diğer yarısı da zaten 4. işimizde. Şimdi model aralarında birer tane ilmeğimiz var. Bir ilmek örüyorum. Şimdi ikinci modelimi yapacağım. 1 mor, 2 krem, 1 mor, 2 krem, bir mor. Bakın ikinci modelimizi yaptık. Model aralarında birer tane kremimiz var. Bir kremi örüyorum. Şimdi ikinci modelimi yapacağım. Bakın bir önceki modelimde olduğu gibi. Bir mor. iki krem. Bir mor. iki krem. Bir mor. Modelimizi yaptık. Model aralarında birer ilmeğimiz var. Bir krem. Kremimi ördüm. Bir diğer modelimi yapacağım. 1 mor 2 krem, 1 mor 2 krem 1 mor. Bir modelimiz daha yaptık. 3 şişimden devam ediyorum model arasında bir kremimiz var. İlk ilmeğimi krem ile ördüm bir diğer modelimi yapacağım. 1 mor 2 krem, 1 mor 2 krem 1 mor. Model arasında birer tane ilmeğimiz var. Bir kremimi ördüm. Bir diğer modelimi yapıyorum. Bir mor. 2 krem. Bir mor. 2 iki krem. ikinci kremimi dördüncü içinden alarak örüyorum. Ve bir mor. Model aralarında Şöyle bir mor ilmeğimi şöyle örüyorum. Model aralarında birer tane kremimiz var. Bir diğer modelimi yapıyorum. Bir mor. 2 krem. Bir mor, iki krem, bir mor. Model arasında bir ilmeğim var. Şimdi hanımlar ilk işimdeki e, yarısını yapmış olduğum modelimin diğer yarısını da buradan yapacağım. Hatta şurada da ilmeğimi mi kaçırdım? Evet. Şu son ilmeğimi şöyle tekrardan bir öreyim. Bu şişler bayağı bir kaygın olunca ilmekleri kolay kaçırıyorum. Tekrardan bakın. Bir mor, iki krem, bu şekilde hanımlar. Modelimizin diğer yarısını da bu tarafa örmüş olduk. Şimdi hanımlar modelimizde 5. sıradayız. Bu 5. sıramızda ilk 5 ilmeğimi mor ile öreceğim. İlk 5 ilmeğim mor. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek mor ördüm. 3 ilmek krem öreceğim. 5 mor ile başladık. Yanına 3 krem. Şu 1. kremim. Şu 2. kremim. Şu 3. kremim. Tekrardan 5 ilmek mor öreceğim. 1 2 3 4 5 Yanına 3 tane krem. Modelimizde hanımlar 5. sıramız bu şekilde örülecek. 5 mor, 3 krem olacak şekilde. Şu ikinci kremim, şu da 3. Tekrardan 5 tane mor örüyorum. Şu 1, şu 2 3 4 5 şu tane krem örüyorum şimdi de. Şu birinci kremim. Şu ikinci, şu da 3. Tekrar 5 mor. ikinci morum. 3. 4. 3. şişimden devam ediyorum. Şu 5. mor ilmeğim. Arada 3 tane kremimiz var. 5 tane mor. 3 tane krem. Şu 1, şu 2, şu 3, yeniden 5 mor, 1, 2, 3, 4, 5, 3 tane krem öreceğim. Şu birinci, ikinci, üçüncü, tekrardan 5 mor, şu ikinci morum, 3, 4, 5. Son 3 ilmeğimi de krem ile örüyorum. Modelimizde 5. sıramız böyleydi. Şimdi geldik 6. ve sonuncu sıramıza. Bu sıramızda da hanımlar ilk ilmeğimi krem ile örüyorum. 5 tane morumuz vardı. Tam ortadaki 3 moru mor ile öreceğiz. Model aralarına da 3'er tane 5'er tane krem öreceğiz. İlk ilmeğimi krem ile ördüm. Yanına 3 tane mor örüyorum. Model aralarında 5'er tane kremimiz var. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrardan 3 tane mor örüyorum. Birinci morum. Şu ikinci morum. Şu üçüncü. 5 tane krem öreceğim. Şu 2, 3, 4, 5. Tekrardan morumu alıyorum. 3 tane mor. Şu 3. morum. 5 tane krem öreceğim. 1, 2 3 4 5 Tekrardan 3 tane mor. Devam ediyorum 3. şişimden. 5 tane krem. 1 2 3 4 5. 3 mor. Yine 5 tane krem. Tekrardan 3 mor dördüncü işimdeyim ikinci mor ilmeğim burada şu da üçüncü beş tane krem öreceğim üç mor beş krem hanımlar dördüncü işimizde de modelimizi yaptık bakın modelimizde hanımlar ilk sıramız tamamlandı modelimizin ilk sırası böyleydi ilk modelimiz böyleydi bakın ilk modeli tamamladık şimdi ikinci modeli yapacağız İlk model ile ikinci model aynı yapılıyor tek fark şu ilk modelin bittiği yerden kaydırmalı bir model hemen ikinci modeli başlatacağız İlk modelin bittiği yerden ikinci modeli başlatacağız Şimdi hanımlar yine bakın ilk şişimdeyim. Aynı altı sırayı devam ettireceğiz. Yani yapacağımız işlem şu. Bakın şu an ilk şişimdeyim. İlk modelim şurada bitiyor. Bakın üç tane mor örmüşüm bitti. 3 mordan sonra hemen öndeki iki ilmeğe iki mor örerek başlatacağım modelimizi. Şimdi ikinci modelin ilk sırasındayız hanımlar. Kaydırmalı bir model. Bu aşamada ilk 4 ilmeğimi krem ile örerek başlayacağım. 4 ilmek krem. Şu birinci kremim. 2, 3, 4. İlk modelimizi yaparken birinci modeli ilk iki ilmeği örerek mor örerek başlamıştık. İkinci modeli yaparken ilk dört ilmeği krem ile öreceğiz ardından iki tane mor öreceğiz. Hemen bakın dört kremden sonra buraya iki tane mor ördüm. İlk modelin bitiş yerine hemen ikinci modeli kurdum. Bakın şöyle gidiyor. Kaydırmalı şekli bundan ibaret. Kalan bölümler aynı. Modelin ilk modelin ilk sırasında 6 krem 2 mor olacak şekilde örmüştük. Burada da aynı işleme devam edeceğiz. Bakın 6 kremimi ördüm. 2 mor örüyorum. Bakın burada da hemen denk geldi. Bakın modelin bittiği yere yeni modelimizi kurmuş olduk. Hanımlar diğer 3 şişimizi de yine 6 krem 2 mor olacak şekilde örelim gelelim. Evet, hanımlar diğer üç şişimi de aynı şekilde ördüm geldim. Şimdi ikinci modelimizde ikinci sıradayız. Bu sıramızda iki tane mor ilmeğimiz sağ Sağına ve solundaki birer tane krem ilmeği mor olarak öreceğiz. Kalan ilmekler krem ile örülecek. Bu aşamada ilk 3 ilmeğimi krem ile örüyorum. Hemen buraya 1 mor, 2 krem, 1 mor. Bakın ilk modelimizi yaptık. Model aralarında 4'er tane kremimiz var. 3 4. Yeniden 1 mor 2 krem 1 mor. Bu şekilde devam edecek hanımlar ve model aralarında 4'er tane de krem ilmeğimiz olacak. Şeklimiz bu. Bakın bu şekilde. İlk modelimizin ikinci sırası gibi ikinci modelimizi de yapacağız. Diğer 3 işimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar şimdi de ikinci modelimizin üçüncü sırasındayız. Buradaki şeklimiz yine açılma yapacak. Şuradaki iki mor ilmeğimiz vardı. Sağ ve sol olmak üzere birer tane yanlara doğru açılacak. Bu sıramızda ilk iki ilmeğimi krem ile örüyorum. Yanına bir mor. Dört krem. Bir mor. Bakın ilk modelimizi yaptık. Şeklimiz bu. Model aralarında bu defa ikişer tane kremimiz var. Tekrardan bir mor. Dört krem bir mor olacak şekilde modelimizi yapacağız ve model aralarına da ikişer tane krem öreceğiz. İlk modelde olduğu gibi. Diğer üç işimizi de aynı şekilde tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar şimdi de modelimizde geldik dördüncü sıramıza. Dördüncü sıramızda yapacağımız işlem şu. Bir ilmek krem örerek başlıyorum. Yanına bir tane mor ördüm. Bir mor. Hani ilk modelimizi yapıyoruz şimdi. Bir mor. iki krem. 1 mor 2 krem 1 mor bakın ilk modelimizi yaptık model aralarında bir tane kremimiz var tekrardan bakın hanımlar modelimiz 1 mor 2 krem 1 mor 2 krem 1 mor bu şekilde örülüyor ve model arasında bir tane kremimiz var şimdi ikinci modelimi yapacağım yine ilk modelimle aynı şekilde 1 mor 2 krem 1 mor 2 krem Tekrar bir mor öreceğiz modeli tamamlayacağız model arasında bir tane kremimiz olacak modelimizde dördüncü sıramız bu diğer üç şişimizdeki modelimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar ilmeklerimin hepsini ördüm geldim şimdi modelimizde beşinci sıradayız. Bu sıramızda hanımlar yapacağımız işlem şöyle hemen şuradan krem ipimi aldım hanımlar. Bu sıramızda ilk 4 ilmeğimi krem ile öreceğim. 1, 2, 3, 4. 4 ilmek krem ile başladım. 5 tane mor öreceğim hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde ördük. Şimdi 4 krem ile başladık. 5 mor ördük. Modelin devamında 3 mor 5 kre, 3 krem 5 mor olacak şekilde devam edeceğiz. Bakın 3 krem ördük. 5 tane mor öreceğiz. Sonrasında 3 krem 5 mor. Bu şekilde hanımlar modelimizde 5. sıramızı tamamlayacağız. Diğer 3 çeşimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar ilmeklerimi ördüm. Bakın modelimin sonunda 4 tane e, 4. çeşimin sonunda 4 tane mor denk geldi. 5 mor olması gerekirken e, 4 oldu ve 5. morumu bakın ilk çeşimin ilk ilmeğini örerek tamamlıyorum. Tekrar 5 tane morumuz oldu burada. Şimdi modelimizde hanımlar ilk ilmeğimi mor ördüm. Modelimizde 6. sıramıza geldik. 6. ve sonuncu sıramızda hanımlar yapacağımız işlem şu. Tekrardan krem ipimi elime alıyorum. 1, 2, 3, 4. 1 mordan sonra buraya 4 tane krem ördüm. 5 tane mor vardı hanımlar bir önceki sırada. Tam ortadaki 3 moru mor ile öreceğiz. Model araları 5 tane krem olacak. Bakın 3 tane mor. Krem ipimi aldım. 5 krem. 3, 4, 5 Tekrardan 3 mor, 5 krem Bu şekilde modeli tamamlayacağız 6. ve sonuncu sıramız bu Diğer 3 işimizi de aynı şekilde örelim Gelelim Evet hanımlar İlmeklerimin tamamını sizlere tarif ettiğim gibi Ördüm ve geldim Bakın hanımlar bu aşamada ilk 2 modelimizi yaptık Şu 1. modelimizdi Şu da 2. modelimiz Ben bu patimin ön bölümünü toplamda 4 tane model yaptım Sayalım 1, 2, 3 ve 4 İlk modelimizi hanımlar ilk iki ilmeği mor ile örerek başlamıştık. İkinci modeli yaparken ilk dört ilmeği krem ile ördük. Ardından iki mor altı krem. 2 mor altı krem diye bu şekilde devam ettirdik. Şimdi geldik 3. modeli. Hanımlar 1. model ile 3. modelin kurulum sayısı yapılışı aynı. 2. model ile 4. modelin de kurulumu yapılışı her şeyi aynı. Bu aşamada hanımlar bakın son şişimde son 3 ilmeğim mordu son 3 ilmeğin bittiği yerden bakın. Şimdi yeni modelimi yapıyorum. 3. modelin ilk sırası ilk modelde olduğu gibi. İlk 2 ilmeği krem ile örerek başlıyorum. 6 2 ilmeği mor ile örerek başlıyorum. Yanına 6 tane krem örüyorum. 2 3 4 5 6. Tekrardan 2 tane krem öreceğim yanına. Bakın hanımlar şöyle baktığımız anda 2. modelin bitiminde Bitiyor. 3 tane mor vardı hemen sağdaki iki kremi mor örerek, örerek kaydırmalı bir şekilde bir diğer modeli de kuruyoruz 2 tane e, mordan sonra tekrar 6 krem bu şekilde devam edeceğiz hanımlar bu aşamada kafanız karışacak olursa ilk modeli yaptığımız sıralamalara gelerek videonun bu bölümlerine gelerek 3. E, modeli yapabilirsiniz hemen 3. model biter bitmez de zaten dördüncü modeli yapacağız. Dördüncü modelin kurulumu da ikinci modelin kurulumuyla birebir aynı. Orada da kafanız karışacak olursa ikinci modeli yaptığımız videonun bölümlerine gelerek gelerek ikinci dördüncü modeli de rahatça yapabilirsiniz modelimiz bu şekilde yapılıyor hanımlar yine dördüncü modelimiz bittikten sonra da dört şişimizdeki ilmeklerimizi iki sıra krem ipimizle öreceğiz nasıl ki patik burnu bitince iki sıra krem örerek modele başlamıştık model bitince de yine iki sıra ilmeklerimizi krem ile öreceğiz hanımlar şimdi patiğimizin ön bölümünü bu ayara kadar bu ıı, seviyeye kadar örelim gelelim sonrasında buluşalım Evet hanımlar ben toplamda 4 tane modelimi tamamladım. Geldim. En son modelim bitince 4 içindeki ilmeklerimi de 2 sıra krem ipimle düz ördüm. Yani tam olarak bu bölümü tamamladık. Ee, şimdi ilmeklerimi artık patlıcan mor ipimle öreceğim. Krem ipimi kullanmayacağım. Şöyle mor ipimi alıyorum elime. İlmeklerimizin tamamını hanımlar bu sıramızda bu şekilde mor ipimiz ile örüyoruz. Bakın ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi hanımlar dört şişimizdeki ilmeklerimizi de iki sıra boyunca iki sıra derken yine dört şişimizi bir sıra öreceğiz. Ardından bir kere daha öreceğiz dört şişimizi. Böylece iki sıra olacak. İki sıra e, mor ipimiz ile örelim gelelim sonra birlikte bilek ayrımını yapalım. Evet hanımlar iki sıra boyunca mor ipimle ilmeklerimi düz olarak ördüm geldik. E, şimdi bilek ayrımını yapacağız. İlk şişimdeyim birinci şişimdeyim. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. Son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim Hanımlar Yani şişimde 14 ilmeğim vardı. İlk 13 ilmeğimi örüyorum. Bakın şişimde bir ilmeğim kaldı. İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği hanımlar şöyle birbiriyle yer değiştiriyorum. Yer değiştirdim ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Bilek ayrımında yani burada ilmekleri yer değiştirme sebebimiz şu. Bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor ve tam bu orta kısımda ayrık bir görüntü oluşmuyor. Şimdi hanımlar patiğimizin yanlarına geçmiş bulunuyoruz bu bölüme. Patiğimizin şu kenarlarına ben bilek bölümünde şuralara 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Evet hanımlar şimdi ikinci şişimdeyim. İlk 7 ilmeğim haroşa. İlk 7 ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. Ben haroşalarımı çünkü düz örerek elde ediyorum. Bu şekilde bakın. 7 ilmek haroşamı ördüm. Diğer ilmeklerimi de ön yüzde olduğum için düz olarak öreceğim. Hanımlar artık patiğimizin arka bölümüne geçmiş bulunmaktayız. Patiğimizin bu arka bölümünde ön yüzde ise her düz örgü. Arka yüzdeysek de ters örgü uygulaması yapacağız. Bilek ayrımına kadar öreceğiz ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağız ve ilmeklerimizi ters öreceğiz. Sadece kenarlardaki yedişer ilmek haroşalarımızı haroşa olarak öreceğiz. Tabanımdaki bir diğer işime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Son şişime geldim. Burada da yine bilek ayrımı yaptığımız şişimiz. Tam orta bölümde burada bilek ayrımı yapmıştık. burada da yine ilmeklerimi düz örüyorum hanımlar. Bakın son 7 ilmeğim kaldı. Son 7 ilmeğim haroşa. Yine haroşamı düz öreceğim. Geri döndüğümüzde arka yüzde de yine bu haroşa ilmeklerimi düz örmeye devam edeceğim. Bakın bilek ayrımına geldik. Bu aşamada geri dönüyoruz hanımlar. Artık patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem bu bilek ayrımına kadar öreceğiz geri döneceğiz öreceğiz geri döneceğiz bu şekilde patiğimizin arka bölümünü tamamlayacağız ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum kenar ilmeğimle bir birlikte toplam 7 ilmeğimi düz öreceğim haroşa olduğu için şu 4 5 6 7 7 ilmeğimi düz ördüm kalan ilmeklerimi de arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum bu şekilde diğer şime geçtim Yine arka yüzde olduğumuz için buradaki ilmeklerimi de ters olarak öreceğim. Patiğimizin arka bölümünü hanımlar yapacağımız işlem hep bir topuk bu kadar. Bilek ayrımına kadar öreceğiz. Geri döneceğiz. Öreceğiz. Geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer düz örgü. Arka yüzdeysek de şu anda yaptığımız gibi ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece kenarlardaki yedişer ilmek haroşalarımızı haroşa olarak öreceğiz hanımlar. Yine tabanımdaki denk gelen şişimdeyim. ilmeklerimi ters örmeye devam ediyorum. Bir diğer şişime geldim. Son şişim hanımlar bile gayrim yaptığımız şişimiz. Yine burada da ilmeklerimi ters örüyorum. Sadece son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın burada 7 ilmeğim kaldı. Haroşalarım düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şöyle geri dönüyoruz yine. Bakın geri döndüğümüzden onlar bu bilek bölümünde birer dişer haroşamız oluştu bile. Bilek ayrımına kadar ördük geri döndük. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yedi ilmeğim haroşa. Haroşalarımı yine düz örüyorum. Diğer ilmeklerimi de yine ön yüzde olduğum için düz örmeye devam edeceğim. Bu işlemi diğer bilek ayrımına kadar yapacağız. Ardından geri döneceğiz. Arka üstte ilmekleri ters öreceğiz. Böyle böyle patiğimizi tamamlayacağız. Patiğimizin şu bölümlerinde birer diş haroşamız oluştu bile. Ben bu patiğimin arka bölümünde şuraya toplamda 16, 10 pardon 15 sıra haroşa ördüm. Benim, benim elimin alıçlarına göre tam denk geldi. Ben 15 sıra ördüm ama belki siz 15'e örersiniz. Daha küçük olur. Belki 15 sizin de elinize göre daha büyük olur ya da dediğim gibi herkesin elinin örgüsünün sıkılığı, gevşekliği, kullandığı şişi, ipinin markası, inceliği, kalınlığı hepsi patiğin boyutunu etkileyebilir. Bu aşamada hanımlar yapacağınız tek bir şey var. Patiğinizi böyle örerken bir miktara ördükten sonra şöyle ayağınıza giyin deneyin. Bu arka bölümünü topuğunuzun şu kenarına gelene kadar Ölmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Sonra da benim patiğim neden büyük oldu, verdiğiniz ölçü küçük oldu gibi saçma sapan yorumlarla da umarım karşılaşmam. Dediğim gibi mutlaka hanımlar ayağınıza ölçerek yapın. Ee, şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü ölçülerimize göre örelim, gelelim. Ardından da birlikte topuğumuza başlayacağız. Evet hanımlar patiğimin arka bölümünü ördüm ve geldim tamı tamına 15 sıra haroşam oldu burada. Bu aşamada hanımlar bilek ayrımından sonra bakın şu bölüm genişledi. Burası ve e, ilmeklerimi iki şişe ayırdım. Ön yüzden baktığımız anda sol tarafa topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerin hepsini de bu sağ taraftaki şişime taktım. E, şimdi birlikte topuğumuzu örmeye başlayalım. Hanımlar patiğimizin topuk bölümünde kenardaki 7 ilmek haroşamızı yine haroş olarak öreceğiz. Model bütünlüğü sağlansın diye. Öncelikle bakın 7 haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim ilmeklerimi sayarak ve düz olarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmeği örerken şu öndeki iki ilmeği alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. 23 ilmek ördüm. 24. de kesim yaptım. Bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için orta kısma baktığım anda burada da 7 ilmeğimiz kaldı. Buradaki 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece patiğimizin topu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri döneceğiz. Bakın arka yüzdeyi sanımlar. Kesim yaptığım ilk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde olduğumuz için diğer ilmeklerimi tersi olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroş olduğu için son 7 ilmeğimi düz olarak öreceğim. Bakın son 7 ilmeğim kaldı. Bu yedi ilmeğimi düz olarak örüyorum haroşa, haroşalarımı. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Tekrar geri dönüyoruz hanımlar. Yeniden ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24. ilmeğimizi örerken kesimimizi yapacağız. Bakın 27 7 ilmeğimi ördüm. Sayarak devam ediyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmek ördüm. 24. örerken hemen yanındaki ilmeği de alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum ikinci kesimimizi yaptık. Bir önceki sırada bu arada 7 ilmeğimiz vardı. Kesimden sonra bir ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptık. Tekrar geri döneceğiz. Arka yüz ilmeklerimizi öreceğiz. Ön yüzde tekrar ilk 23 ilmeği örüp 24. örerken kesimimizi yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu arada kalan 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz hanımlar. Bu 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Böylece patiğimizin topuğunu örmüş olacağız. Şimdi hep birlikte bu aradaki 6 ilmeğimiz bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim ve gelelim. Evet hanımlar bu aralardaki ilmeklerin bitene kadar patiğimin topuğunu ördüm geldim. İlk başta bu sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimizin düz tarafı içeride ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katlıyorum ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı elime aldım İlk kesimim şöyle benden taraftaki şişten bir ilmek ikinci şişten de bir ilmek alıyorum iki ilmeği birden topladım ilk kesimim buydu diğer kesimlerim şöyle oluyor benden taraftaki şişten bir ilmek ikinciden de bir ilmek alıyorum İkinci şişten aldığım ilmeği ilk şişten aldığım ilmeğin içine geçirip tığımdaki ilmekleri topladım. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden Geçiriyoruz hanımlar ve tığımızdaki ilmekleri topluyoruz. Her iki şişimizdeki ilmek sayıları da eşit olduğu için kesim sonunda ilmeklerimiz de aynı anda bitecek. Ee, hanımlar bu topuk kesim yöntemi gizli kesimdir. Bu nedenle her iki patiğimizin kesim yönü de aynı tarafta. Hani bazen soruluyor sağ patiğin topuğu sağ tarafta da sol tarafın kesimi sol tarafta mı diye. Yok ben her iki tarafı da her iki patiğin kesim yönü de aynı tarafta yapıyorum. Zaten izi belli belirsiz. Çok da önemli değil bu kesim yönü. Ben bu patik topuk yöntemini sevdiğim için Patiklerimde hep bu yöntemi kullanıyorum Sizler eğer bildiğiniz Sevdiğiniz farklı yöntemler varsa Onları da kullanabilirsiniz Dilediğiniz gibi patiğinizin topuğunu Yapabilirsiniz hanımlar Bu tamamen sizin tercihinize bağlı Bu şekilde sırasıyla Benden taraftaki şişten Bir ilmek alıyorum İkinci şişten de yine bir ilmek alıyorum İkinci şişten aldığım ilmeğimi İlk şişten aldığım ilmeğimin içinden geçiriyorum ve tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Son ikişer ilmeğim kaldı. Ve bu ilmeklerimi de aynı şekilde aldım. İkinciyi ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topladım. Bakın son birer ilmeğim kaldı. Önce benden taraftaki ilmeğimi sonra ikinci içindeki ilmeklerimi aldım. Bakın şişler boşa çıktı artık. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü birden topluyorum ve buraya sıkıca iki tane zincir çekip ipimi kesiyorum patiğimizi bitirdik hanımlar hemen patiğimize bakmadan önce topuğumuza şu ipimizin ucunu şöyle sıkılayarak arkaya bir güzel gizleyelim bu patiği hanımlar ana renk ipim mordu mor ip yetiyordu artıyor bile zaten krem ön bölüme çok az kullanılıyor şimdi kalan ipimi de size göstereceğim öncesinde şöyle bakın topuğumuz böyle gördüğünüz gibi gizli kesim çok şık temiz duruyor Hemen kalan ipimi de şöyle göstermek istiyorum hanımlar. Bakın bir tam ile başlamıştım. Bir bu kadar da ipim kaldı. Yani bu ipten bu tarz bir patik daha rahatlıkla örebilirim. Ee, i̇pim 230 metrelik bir patiklik ipti. Ee, hanımlar artık ip markası, renk numarası falan maalesef video, videolarda veremiyorum. Hani reklama giriyormuş YouTube şartları gereği. Maalesef <laughs> markaları, kodları falan da veremiyorum. Hani merak eden olursa da Instagram'dan mesaj atarsa iplerin kodlarını, renklerini oradan e, söylerim. Hemen ipimi şöyle kenara kaldırdım. Ve e, zaten ön bölüme çok az gidiyordu hanımlar. Çok da fazla gitmiyor. Hadi ben bu renklerle yaptım. Sizler dilediğiniz renklerle patiğinizi yapabilirsiniz. Her renge çok yakışacak. Hoş, zarif bir e, model. Evet. Şöyle makine yamada bir güzel giydirdim patiğimi. Bakın. Birlikte yapmış olduğumuz modelimiz. Tabanımızı yine göstermek istiyorum. Alt taraf böyle görünüyor. Çünkü hanımlar şöyle göstereyim. Bakın. E, ee, makine ekranın altı boş olduğu için böyle kötü bir görüntü oluyor ama normal ayağı giyince dümdüz çok daha şık zarif duruyor. Böyle hanımlar patiğimiz. Kenarımız yine topuğumuz. Bu şekil. Evet hanımlar yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın, sağlıcakla kalın.